defterin çizmeye açtığını söylediğimde beni Kayle de ayarmadı. O zaman beni dinleseydin şimdi bu konuşmaları yapmıyor olacaktık. Caner'in tam olarak ne yaptığını anlatacak mısın Metin? Bilmiyor musun? Hayret, Kenan Bey aşağıda anlatmıştır diye düşünmüştüm. Caner'le ilgili bir şey konuşmadık. Bu konular matematik öğretmeniyle değil, müdür muaviniyle konuşulur. Ama sen Kenan Bey'le sohbet ederken bu prosedürleri düşünmeye vakit bulamadın tabii. Ne demek istiyorsun Metin? Ne demek istediğim gayet açık. O ukala herifle konuşmadan önce gelip benimle konuşman gerekiyordu. Caner'in müdür muavini benim. Senin de nişanlınım. Doğru. Haklısın aslında. Önce seninle konuşmalıydım. Müdür muavini olarak ne ceza alacağını bildirirdin bana. Akşama da Caner'e eniştesi olarak moral veren bir konuşma yapardın. Olur biterdi değil mi? Aynen öyle. Biz bunu aile içinde hallederdik. Ama sen o her şeye burnunu sokan ukala adamdan medet ummasaydın tabii. Senin o ukala dediğin adam bugüne kadar senin Caner'le hiç ilgilenmediğin kadar ilgileniyor. Benim yapmadığım ne yaptı? Söylesene. Onu dinledi. Gir. İyi günler hocam. Ben Ethem Bezaz. Çağlar'ın velisiyim. Buyurun Ethem Bey. İyi günler Metin Bey. Teşekkür ederim ilginiz için. İyi günler. Kenan. Hı? Zeynep Hanım niçin gelmiş? Sen mi çağırdın? Yok. Metin Bey çağırmış. Caner'le ilgili bir sıkıntı vardı. Ha, duydum. Yeni gelen öğrenciyle Mithat Bey'in dersinde kavga etmişler galiba. Evet, maalesef. Caner hareketli bir çocuk. Abla olarak tek başına baş etmesi zor Zeynep Hanım. Siz tanışıyorsunuz değil mi? Evet. Biraz da enteresan bir tanışmadır bizimki. Metin Bey için de zor bir durum. Caner'in hem hocası hem de yakında eniştesi olacak. Zeynep Hanım'la nişanlılar biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Karşımda durma Furkan, yapma parazit. Relax ol dostum, rahat okul burası. Mikrofon olmasa bile elde var hayat, çek git artık hayatından, beni rahat bırak. Ver abi, bırak. Sözlerin hepsi taksit taksit, geliyor sesin parazit parazit, önümde durma, çek git çek git, maalesef yapıyorum replik replik. Lan! Sabah sabah bu ne gürültü? Müzik oğlum, bu müzik. Oğlum gürültünün üzerine müzik mi olur? Gürültü senin yaptığına denir, damperli kamyon. Oğlum bırakın bu boş işleri ya. Bir sigortalı iş falan bulun kendinize. Özünüze dönün biraz. Türkü falan söyleyin şöyle içli içli. Ne bileyim, arabesk fantezi falan yani. Müptelanız olayım. Damardan girin biraz. İşte bu. Aslanım benim ya. Duygularımın tercümanısın. Sen de benim. Yani kafa dengesin başkan. Aslan başkan. Canım benim. Firdevs. Efendim? Biraz dışarı gelir misin? Bir şey söyleyeyim. Pek de esrarengizsin. Hayırdır? Bana bir iyilik yap. Seni abur cubura boğayım. Anlaştık. Sevgilim olacaksın. Yavaş git, hız sınırını aşıyorsun. Öyle değil be. Yalandan yani. Kıvanç'la iddiaya girdik. Eğer kaybedersem yanarım. Bir hafta kölesi olurum vallahi. Vallahi ben bir şey anlamadım. Kafam mı durdu ne? Hani sanki bir çikolata olsa. Hani beyin şekerle besleniyor. Anladık. Bir dahaki teneffüs alırım ben sana. Yalnız öyle bir çikolatayla olacak bir iş değil gibi sanki. Tamam. Hafta sonu öyle bir abur cubur yiyeceksin ki komaya gireceksin. Ne istersen ya. Çikolata, dondurma, kek. Cumartesi pazar bizim dükkan sana çalışacak işte. Tamam rejitör bey, sizi dinliyorum. Bak, bir Yeşilçam aşığı olarak bu rol tam senlik. Bak ben sana ilanı aşk edeceğim. Sen benim gözlerime Türkan Şoray gibi bakacaksın. Hülya Koçyiğit gibi de sarılacaksın. Tamam, sen hiç merak etme. Nostalji sineması benden sorulur. Aşkımız alay olacak ebi. İşte bu. Tamam.
Firdevs. Efendim? Bu Ömer seninle ne konuştu? Hiç. 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 Güzel. Bu 29 Ekim prensesi ne oldu? Orkestra kurulabiliyor mu? Müzik hocasıyla görüştüm. Bir iki öğrenci önerdi. Onlarla da konuştum. Havalar uçtular sevinçten. Harika. Yalnız Oğuz... Çalmayacak mı? Yok. Kesin bir şey söylemedi. Ama biraz isteksiz gibi geldi bana. Hey Kenan hocam. Biraz görüşebilir miyiz ya? Tabii hocam, buyurun. Mümkünse dışarıda. Tabii. Kusura bakma Sedef'ciğim. Kusura bakmayın Sedef Hanım. Mühim bir meseledir. Rica ederim Turgut Bey. Buyurun lütfen. Buyurun hocam. 11C sınıfında bir öğrencimiz var. Ünzüle İncesu. Evet, biliyorum. Ailesinin maddi durumu pek parlak değildir kızcağızın. Müdür Bey'le konuşmalarına şahit oldum. Ya, beden eğitimi dersinde giyecek eşofmanı olmadığı için derse katılamıyormuş ya. Ben de düşündüm ki... Ha, iyi düşünmüşsünüz hocam. Çok iyi düşünmüşsünüz. İyi de bir türlü götürüp veremedim ki ya. Çok gururlu kızdır yüzüyle. 2 yıl önce okul aile birliği yardım yaptığı öğrencilerin ismini aşikar ettiği için yardımı reddetti ya. Haklıymış ama. Ben de aynı kanaatteyim. Direkt götürüp verirsem incinir diye düşündüm. Genç de olsa. Ben de öğrencilerle yüz göz olmayı pek sevmem. Beceremem de. Ya, inanır mısınız? Eşofmanı aldığımdan beri düşünüyorum. Gururunu incitmeden nasıl veririm diye. Vallahi bir yol bulamadım ya. Anladım hocam. Siz de... ben bir şekilde veririm diye düşündünüz herhalde eşofmanı, gururunu incitmeden. Nedense bu konuda bir tek siz geldiniz aklıma. Yani, Kenan Bey tuhaf muhaf bir yol bulup bu işi halleder diye düşündüm ya. Yani, yanlış anlamayın, yani, tuhaf derken... Yok yok, yanlış anlamadım hocam. Gayet iyi anladım. Siz hiç merak etmeyin, verin bana. Ben bir şekilde bir yolunu bulurum, tuhaf muhaf veririm. Çok teşekkür ederim Kenan Bey ya. Vallahi büyük büyükten kurtardınız beni ya. Yalnız istirhamım daha var. Buyurun. Benim aldığımı kesinlikle bilmesin üzüle. Ya, mümkünse kimse bilmesin. Merak etmeyin hocam. Siz hiç merak etmeyin. Vişneleri iyice karıştıralım ki lezzeti pastaya eşit yayılsın, değil mi aşkım? Biraz da tarçın. Tarçın etkili oluyor biliyorsun. Hadi kıvırcığım, çenen işleyeceğine elin işlesin. Geç kaldım ya. Ay tamam Rıfat, yapıyoruz işte. Perişin bir usulü var canım, Allah Allah. Bu mu usul? Resimdeki pasta kalp şeklinde, senin yaptığın İngiliz anahtarına benziyor. Bir kere ben o pastaya kendi yorumumu kattım, tamam mı? Yorum yapma Aynur, pasta yap. Bu ne ya? Bu ne ya? Aşk olsun Rıfat. Ben senin için sabah köründe kalkayım, dükkanı açayım, en özel pasta çeşitlerimi hazırlayayım. Sen de bana çemkir. Tamam, ilk pasta uyku sersemi istediğim gibi olmamış olabilir. Böyle mi davranman lazım yani? İngiliz anahtarıymış. Basbayağı kalp işte. Aslında bunu da yapmamam lazım ya. Senin gibi bir mikroba çok çünkü. Ama... profesyonellik gereği mesleğimi icra etmem gerek. Ne yapayım? Etme. Öyle ben ettim sen etmelerle alamazsın gönlümü Rıfat. Çok kırıldım bu sefer. Düşündüğün gibi değil kıvırcığım ya. Ben şu dolaptaki pastaları alırım. Sen yenisini yapıyorsun nasıl olsa. Uygun da açıldı. Olmaz. Olur olur. Süper olur. Hadi hoşça kal kıvırcığım. Ya Rıfat dur, bu pasta ne olacak peki? Onunla da muslukları açarsın. Hadi bay bay. Gitti. Zerif abla ne diyeceğim ben şimdi? Satıldı derim. Parası nerede derse? Rıfat ya
Gitti benim aptallık ya. Ay. Antrezli soğan böreği. Ne biçim börek bu be? Antrezli. Yalancı tavuk göğsü tatlısı. Ya tavuk göğsü tatlısının yalancısı olur mu be? Ha vallahi billahi bu yemek tarifi kitaplarını yazanlar bir yumurta bile kıramazlar ha. Delirmiş bunlar. Ne oldu ki? Hayır, onca tarifin içinde bir tane adam gibi tarif yok. Ha, Yusuf'uma değişik bir şey hazırlayayım dedi. Hiç. Ben bir tavuk haşlarım. Suyuna da çorba. Göğsünden de en sahicisinden tavuk göğsü tatlısı. Oldu bitti. Günün gecen Yusuf oldu vallahi. Evladın gibi ne güzel. Gibisi fazla. Annesini ben büyüttüm. Yusuf'u da ben büyüteceğim inşallah. Kız bir de öz çocuğun olduğunu düşünsene. Geçti bizden artık be Züleyha. Niye geçsin kız? Kadın 50 yaşında ikiz doğurmuş. Uyduruyorsun. Nereden çıktı be? Kız cidden diyorum. Daha demin okudum. İkiz doğurmuş. Ya nerede? Amerika'da. Hangi şehir? Şu köprülü olan var yani. Ya kız yazmıyor mu? Niye şehri köprüden köprüden anlatıyorsun? Ay ne bileyim ben göremedim şimdi. New Francisco mudur nedir işte? Hem ne yapacaksın nerede doğurduğunu doğurmuş işte. Ay Züleyha çok fenasın sen. Aynı gazeteyi ben de okudum. Bir kere aldın kadını köprülü Amerikalara gönderdin, 50 yaşına çıkarttın, ikiz portlettin. Hayatım bence sen ev hanımlığını bırak. Sen roman yaz. Roman. En hayırlısı yazarlık. Yaz yaz. Sana bir şey soracağım ama kızmak yok. Niye kızayım canım? Sor tabii. Sen İpek konusunda niye bu kadar tepkilisin? Niye olacak canım? Onu korumak için. İyi de koca kız senin korumana ihtiyacı yok. Bu içgüdüsel bir şey. Yani çocukluğumuzdan beri hep beraberdik. Ailelerimiz de çok yakındır. Yani İpek kardeşim gibidir benim. Ne güzel işte. Madem kardeşin gibi bırak istediği kişiyle görüşsün. Ona güvenmiyor musun? Ya ona güveniyorum da çevresindeki insanlara güvenmiyorum. Caner'i kastediyorsan şu okulda ondan sağlam birini bulamazsın. Bir tanedir Caner. Allah'tan bir tane. Herhalde ondan bir tane daha olsa insanlık için yıkım olurdu. Hem sen Caner'i neden bu kadar savunuyorsun ki? Herif kan kusturuyor sana ya. E sen de Öykü'ye kan kusturuyorsun. Ya o başka, o başka. Öykü benim kuzenim. Ama ben de onun kardeşiyim. Amma kardeş ha. Soyadlarınız farklı bir kere. Olabilir ama biz kardeş gibi büyüdük. Hiç ayrılmadık. Günaydın büyük şef. Neredesin sen aslanım kaç saattir? Holdingleşme yolunda emir adımlar atıyordum. Bu mu adım? Pastane mi aslanım burası? Yok böyle olmayacak. Senin vizyonun eksi rakımlardayken ben bu şirketi zirveye taşıyamam. Şirket içi eğitim şart oldu. Ha, de oradan. Zibidi. Zibidi mi? Hiç koskoca yönetim kurulu başkanına yakışıyor mu bu argo sözcükler? Stres yönetimi eğitimi de şart. Gerek yok, gerek yok. Ben seni bir kovsam sinir, stres falan kalmaz bende zaten. Ekmekle oynamak günahtır eğitimini de listeye ekledim ben. Bir sus be. Ya bir sus be. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Konu neydi Sayın Güler? Neyse. Bak, bacana ayıp oluyor, tamam mı? Çocuk İstanbul'a geldi geleli bir ağırlayamadık artık. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Kenan'ı hafta sonu yemeğe davet edelim. Ne dersin? Ablamı komşuya mı göndereceğiz? Ya, yok be. Ne, olur mu öyle şey? O zaman dışarıda yiyeceğiz. Olur. Şirket giderlerine yazarız. Ne dışarıda yemesi aslanım? Evde yiyeceğiz. Ma aile hep beraber. Oldu. Sen akşam ablama söyle bunu. Ben arkadaşta kalacağım. Ablamın cinneti geçince eve gelirim. Artık eve gelince seni ölümü bulurum, ağır yaralı mı bulurum, orası meçhul. Yusuf'la nasıl barıştı ama? Ne haber? O yeğeni. Bu da eniştesi. Yeter ama.
Onunki inatsa benimki de inat. Kenan o eve misafir gelecek. Ben o evin reisiyim arkadaşım. O kadar. Yahu ne çok konuşacak şeyiniz var. Hadi sohbet bitti derse. Hadi. Hocam günaydın. Günaydın. Yarın bir şeyler yapıyoruz değil mi hocam? Bakarız. Bakarız demeyin hocam. Söz vermiştiniz. Hem havuzu ayarladınız, siz hiç gelmediniz. Sizin için ayarladım da oğlundan oğlum. Aramada cep telefonlarını kurtardığınızı biliyoruz hocam. Gerçi ben pek kurtulamadım ama neyse. Ne olur bizi kırmayın hocam. Ben organizasyonu yaptım ya. İlk önce bir yerlere gider otururuz. Sonra kelime oyunu falan oynarız isterseniz. Hem tüm takım Kıvanç hariç oradayız hocam. Kızlar da geliyor. Ayşegül, Ünzile. Sözümüzü tutalım o zaman. Pazar günü buluşuruz. Bak bu saydığın takımdan bir kişi eksik olursa külahları değişiriz, tamam mı? Merak etmeyin hocam. 11C'nin en güvenilir buluşma timini kurdum bile. İyi, hadi bakalım. Nerede buluşuyoruz hocam? Sen çok yorulmuşsun. Onu da ben ayarlarım. Hadi. Ayıp olmuyor mu arkadaşım? Sen burada böyle simit satarsan okulun kantininde kim ne satacak? Biz kantinciyle anlaştık abi, rahat ol. Ne güzel tezgah be. Her geçen aynı yalan. Ben seninle ne zaman anlaştım arkadaşım? Abi bela mısın ya? Biz kantinciyle anlaştık diyorum, anlamıyor musun? Siz kimsiniz ya? Kantinciyle ben. Kantinci benim. Sersem. Halil abi. Hani Hasan, sen ne yapıyorsun burada? Nasıl satıyorum abi? Ulan sen de mi? Bu ne arkadaşım ya? Herkes işini gücünü bıraktı, benim mahallemde seyyarlığa mı başladı? Abi dur, bir sakin ol. Biz Rıfat'la anlaştık. Hepimiz tıkır tıkır kiramızı ödüyoruz. Ne kirası? Yer kirası. Okulun önüne gelen her seyyar Rıfat'a kira ödüyor abi. Hem de her gün peşin. Ulan Rıfat. Ulan seyyar sahtekar. Ben de sana bir oyun edeyim de şirket içi eğitim nasıl olurmuş anla. Göster bakayım. Kendin mi çektin dişini? Sallanıyordu zaten. Derste de oynayınca kendiliğinden çıktı. Hay. Ah ya. Annen geldi aklıma. Annem mi? Niye ki? Bir keresinde annenin dişini kapıya iple bağlamıştık. Rıfat da cin bakışlarla ortalıklarda dolanıyor. Biliyorsun dayını. Neyse annen Rıfat'ın bir hinlik peşinde olduğunu hemen anladı. Onu odadan çıkarma derdinde. Biz ne olduğunu ne bittiğini anlamadık. Rıfat küt diye kapıyı kapattı. Bir baktık ipin ucunda annenin dişi böyle sallanıyor. Rıfat'a bir kızdı. Neyse Rıfat ipin ucundan annenin dişini alıp annenin avucuna koyunca kızgınlık mızgınlık kalmadı. Rıfat çok iş açardı annenin başına ama annen kıyamazdı. Kardeşti bu sonuçta, laf söyletmezdi. Amca teyze. Efendim canım. Senin ne çocuğun yok? Sen varsın ya işte. Keşke sizin bir çocuğunuz olsaydı. O da benim kardeşim olurdu. Onunla oyunlar oynardık. Ben çok sıkılırım böyle tek başıma. Bu mu? Evet. Baba ne olur konuşma Kenan Hoca'yla. Bak sadece önermiş beni, tamam, girmeyeceğim müzik kursuna falan. Sen karışma. Kenan Bey. Buyurun. Faik Borutçu. Oğuz'un babasıyım. Öyle mi, memnun oldum.
biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Oğuz müzik grubunda gitar çalması için siz mi önerdiniz? Evet. Bu yıl 29 Ekim'de farklı bir konsept yapmayı düşünüyoruz. Bakın Kenan Bey, Oğuz gitar falan çalmayacak. Babası olarak müsaade etmiyorum. Ben oğlumu okula çalgıcı olsun diye göndermiyorum. Okusun diye gönderiyorum. Anlıyorum. Faik Bey, ben de bir babayım. Benim de oğlumla ilgili bir takım hayallerim ve beklentilerim var. Ama inanın, bunlar hiçbir zaman onun hayalleri ve beklentilerinin önüne geçmiyor. Kenan Bey, uzun yıllar sonra Oğuz bir öğretmeni anlattı bize. Üstelik matematik öğretmeni. Öğrencileriniz üzerinde etkili olduğunuz belli. Oğuz ortaokul 2'ye kadar müthiş bir öğrenciydi. Girdiği matematik müsabakalarında 2 yıl üst üste derece yapmıştı. Fakat ne zaman gitara başladı, matematikten birdenbire soğudu. Yapma etme dedikçe daha da kötüye gitti. Lütfen, bu gitar meselesini unutun. Oğuz'a da unutturun. Vaktinizi aldım, özür dilerim. Rica ederim, rica ederim. İyi günler. İyi günler. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hocam, çok özür dilerim. Sizi de zor durumda bıraktım. Senin durumun benden daha zor gibi gözüküyor. Ben alıştım hocam. Tekrar özür dilerim. Oğuz. Efendim hocam. Bugüne kadar hiçbir öğrencimin çözemediği soruyu çözdün gece. Bunu gördüm. Bir şey hocam. Bunu bana niye söylemediğine hiçbir anlam vermemiştim. Ama şimdi anladım. Ailen gitar çalmak yerine çok yetenekli olduğun, matematiğe eğilmeni istedikçe köşeye sıkıştın. Onlara matematik konusunda yeteneksiz olduğunu inandırmak için çok başarılı olabileceğin sınavlardan özellikle kaldın. Ve de kendine sözlüden 20 vermenin sebebi de buydu. Onları böyle ikna edemezsin Oğuz. Onlara iki yeteneğini de göstermelisin. Yeteneklerin konusunda onları öyle bir inandırmalısın, onlara öyle bir güven vermelisin ki hangisini seçersen seç, hayatta başarılı olacağına dair hiçbir şüpheleri kalmasın. Hayatta izin vermezler hocam. Onlara hiç gitar çaldın mı? Hayır, dinlemezler ki zaten. Bence çalmadan karar verme. Kapının önü de seyyar satıcı dolmuş. Hani diyorum ki şu zehir gibi zekanı çalıştırsan da şunları oradan kovmanın bir yolunu bulsan kayınço. Ben düşüneyim. Boşlar. Ben öğretmenin orasından borçları toplayayım. O arada da düşüneyim enişte. Seyyar sahtekar. Kolay gelsin Ali Bey. Oo, hoş geldiniz Müdür Bey. Buyurun bir çayımızı için ne olur. Sağ ol. Şu afişlerden bir tane de kantine asalım. Öğrenciler daha rahat görürler. Tabii tabii, ne demek. Buyurun. Sorması ayıp, nedir bu afişler Müdür Bey? Kırsaldaki kardeş okulumuzun öğrencilerine kitap topluyoruz. Yarın ve ondan sonraki cumartesi iki ayrı araç gidecek. Onların duyuruları. Şahane düşünülmüş. Ne güzel. Keşke bizim de bir yardımımız olabilseydi. Neden olmasın? Ne olsa faydası olur bu çocuklara. Roman, dergi, kitap. Ben size ansiklopedi getireyim Müdür Bey. Ansiklopedi. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Değil mi? Teşekkür ederim. Bir çay? Teşekkür ederim. Daha sonra. Ne sağ olur. Sağ ol. Aynur, şu içerideki dolapta iki tane pasta vardı. Ne oldu onlar? Satıldı abla. Sabah sabah. Evet. Hatta bak.
Hastaların parası senin cüzdanında ne arıyor Aynur? Yoksa pastaları birine mi verdin? Yok abla. Aynur, doğruyu söyle. Lafı eveleyip geveleme ya. Şey, ben yedim. İkisini birden. Evet, sabah kahvaltı yapmamıştım. Çok acıkınca da yedim. Aynur, bırak artık şu Rıfat'ın arkasını toplamayı ya. Ona verdin değil mi pastaları? Yok abla, Rıfat ne yapsın pastayı? Bilmem. Kantinde satıyor olabilir mi acaba? Acaba. Al enişten benim. Kantinciler padişahı. Böyle yalakalıklarla paçayı kurtaramazsın aslan. Görüşeceğiz. Hala gırtlağıma yapışmadı. Harbunda bir iş. Ben en iyisi akşam Kenan eniştemle kalayım. Ne olur ne olmaz. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin Macarak. Hoş bulduk. Enişte, hoş geldin. Ne haber Rıfat? Ver bakalım bir çay. Derhal. Manzaraya bak be. En sevdiğim iki eniştem yan yana. Eyt be. Hadi bırak yağcılığı be. Bırak, sanki başka eniştesi var ha. Çay ver. Bacanak, bak ne diyeceğim. Cumartesi akşamı Yusuf'la seni bize yemeğe bekliyoruz. Ben Yusuf'u göndereyim de sen beni hiç katma. Bana karşı hala tavırlı Gonca, biliyorsun. Yok. Orası benim de evim Bacanak. Hem ne kadar zaman oldu Bacanak'la kayınbiraderinin evini görmeye gelmedin. Ayıp oluyor biraz, olmuyor mu? Orası öyle ama. Aması maması yok. Sen Yusuf'u da alıyorsun, cumartesi günü bize geliyorsun. Bitti. Yok, vallahi ötesi yok. Darılırım vallahi, küserim, yüzüne bakmam Bacanak. Hem Gonca da eskisi gibi değil artık. Yusuf aralarından su sızmıyor, biliyorsun. Ne? Merhaba. 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 Hoş geldin Kenan enişte. Hoş bulduk. Kapatıyorsunuz herhalde. Bir siparişiniz varsa Aynur hemen hazırlasın. Yok yok. Ben aslında sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun. Hadi bakın, karanlık falan maazallah. Dikkatli gidin ha. O koltuğunun altındaki ne öyle aslanım? Pijama. Ben dönmem artık. Geç oldu. Kenan eniştemlerde kalırım. Rıfat, daha erken. Sen kalma, evine dön. Gonca karışma. Karışma, bırak kalsın. Kalsın, elleme. Hayır, dayı yiyen sohbet ederler ne güzel işte, kalsın. Kalsın teyze, kalsın. Zaten canım sıkılıyordu. Dayımla oyun oynuyoruz. İyi, kalsın. 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 Hadi iyi geceler. Hadi, iyi geceler. Hadi bakalım Yusuf Emre. Bahar gözlüm nasıl da sever dayısını. Vallahi Yusuf eve geldi, hayatımıza renk geldi. Değil mi? Eve bir neşe geldi böyle. Ne bileyim, çocuğum olsa en fazla bu kadar severdim keratayı. Halil, sana bir şey söyleyeceğim ben. Söyle Gonca'm. Biz çocuk yapmak için çok mu geç kaldık be? Bir çocuğumuz olsaydı, Yusuf'a kardeşlik yapardı. Hem birlikte oynarlardı. Yok, yok, geç kalmadık. Da, doktorun daha önce neler söylediğini biliyorsun mu hocam? İyiydi, tıp eskisi gibi değil. Çok gelişti. Gonca, bak. Ben bunca yıl çocuğum olmadan yaşadım. Bir bu kadar daha yaşarım herhalde. Ama sana bir şey olursa, ben bir saniye bile yaşayamam. Bak, benim anam da, babam da, kardeşim de, arkadaşım da sensin. Tamam. Thank you.
Zor kelime erkeklerin. Bu kolay kelime kızların. Enişte ne yapıyorsun? Olasılık hesaplıyorum. O nasıl oluyor baba? Şimdi bu oyunu ben öğrencilerimle oynayacağım, tamam mı oğlum? İstediklerime kolay kelimenin, istediklerime zor kelimenin gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Niye o kadar uğraşıyorsun ki? Bir tane zor koy, bir tane kolay. Yok, olmaz. Yani bu oyunda herkes bir kere anlatmıyor ki kelimeyi. 3-4 kelime de anlattıkları oluyor mesela yani. Değişiyor. Bazen hiç anlatamıyorlar. Ne yapacaksın peki? İşte olasılık hesapları üzerinden. Yani anlatma ve anlatamama olasılıkları üzerinden. Rakamla ne alakası var enişte? Kelime oyunu bu. Rıfat, her şeyin rakamla alakası vardır. Bak. Kart çek. 2 saniye geçti. Ne yazıyor kartta? Ortodonti. Bu ne, İtalyan futbolcu mu ya? Ben bunu bilemem. Pas. Tamam. Bunu anlatıp anlatamayacağına karar vermen içinde geçen süre 2 saniye. Toplamda da sahip olduğun süre 1,5 dakika. Ben bir şey anlamadım. Bak, senin anlayacağın şekilde anlatayım. Bir zarda 6-6 gelme ihtimali nedir? Ben atarsam %100. Çok iyi zar tutarım. Hayır, normal şartlarda nedir? Yani 36'da 1 değil midir? Peki, bir adamın 42 kere üst üste 6-6 atma olasılığı nedir? Ben ne bileyim enişte. Ben biliyorum işte. Yani sonuç olarak kızların %100 kazanmasını sağlayamayabilirim. Ama erkeklerin işini bayağı bir zorlaştırabilirim. Ya enişte bırak, erkekler kazansın. Olmaz. Kızların kazanmasına bir öğrencimin çok ihtiyacı var. Erkeklerin. Sevdin mi prensesim sen yemeğini? Çok sevdim. Afiyet olsun. Aa, Cengiz, senin ne işin var burada? Bir müvekkilimle görüşecektim de seni bir görünce bir merhaba diyeyim dedim. İyi ettin. Gel otursana. Güzel kız Derya mı? Evet. Ben de Cengiz, babanın arkadaşıyım. Memnun oldum. Ben de. Kocaman abla olmuşsun sen. Okula gidiyor musun? Evet, 1'e gidiyorum. Okumayı öğrendin mi? Henüz öğrenemedim. Olsun, daha vaktim var, öğrenirsin. Hem zaten kimse öğrenememiştir. Yusuf okumayı biliyor. Yusuf kim? Kenan amcanın oğlu. Öyle mi? Kenan amca kim peki? Annemin arkadaşı. Kenan amcanlar size geliyor mu? Ya da siz onlara gidiyor musunuz? Cengiz, gelir misin bir dakika? Cengiz, bu konu Sedef'le benim aramda olan bir konu. Sakın Derya'yı bu konuya alet etmeye kalkma. Ben sadece Kenan denen adam hakkında... Cengiz. Bak, istediğin kanıtları ben toplayacağım sana. Bir daha sakın, ama sakın Derya'yı bu işe karıştırmaya kalkma. Çıkıyorum. Akşama misafirimiz gelecek. Unutma, tamam mı? Ne misafir? Nereden çıktı? Şey ya, okuldan. İlişkileri iyi tutmak lazım malum. Halil, yani şimdi mi söylenir bu? Kaç kişiler? İki kişi ya. İyi, azmış, fazla değil. Yaparım ben bir şeyler. O koli ne? Bu. Kitap. Kardeş okul kampanyası için. Rıfat'la beraber hazırladık. İyi. Hadi. Hoşça kal. Abi, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidip konuşacağım. Kiminle? Kiminle olacak oğlum? Firdevs'le. Ne konuşacaksın Firdevs'le? İlhan'ı aşk edeceğim ona. Ne diyorsun oğlum? Delirdin mi sen? Adam sevda acısı çekiyormuş arkadaş. Bu zamana kadar da kimseye söylememiş. Helal olsun valla.
Ne gülüyorsun oğlum? Olamaz mı? Yakışır abicim. Git konuş. Konuşacağım tabii. Abi bu işler birdenbire olur. Pat diye söyleyeceksin. Kız şoka girsin sonra. Girer mi? Girer tabii. Şayet Ömer gelip bana böyle bir şey söylese, önce onu şoka sokarım. Sonra ben de girerim, evet. Ay girerim. Peki ya Seyfi söyleseydi? O başka. O başka. O benim sevgilim ya. Tontişim benim. Tontişim derken? Plakan oğlum. Anla işte. Ezberlediğin iyi oldu. Sana çarptım da karakola verirsin. Firdevs geliyor. Oğlum harbi harbi açılacak lan kız ya. Ne sandın oğlum? Bak dikkatli izle, başka tekrar yok. Ne oldu, ne bakıyorsunuz öyle ya? Firdevs'ciğim. Efendim? Beklediğin an geldi hayatım. Ne bekliyordum ki ben? İlanı aşk edeceğim sana. Ne yapacaksın? Çıkma teklif edeceğim. Ya ne diyorsun Allah aşkına, git başımdan ya. Kız hakikaten şoka girdi. İyi izleyin, hemen ayıltıyorum. Firdevs, sevgilim olur musun? Hayır, olamam. Kızım ne diyorsun sen? Hani bakkaldan her şeyi beleş dedik, anlaştık ya. Çabuk kabul ettiğini söyle, madar oldum valla. Ya Ömer kusura bakma. Kıvanç rüşveti fazla tuttu. Kabul edemem. Kıvanç mı? Sattın beni ya. Ya aslında satmazdım ama Nostalji Türk filmlerinin DVD serisini teklif etti. Üstüne parayı peşin ödedi. Özür dilerim. Herkesin bir zaafı vardır. Sevgilim ol Firdevs. Ver şu çikolatayı. Kan şekerim düştü zaten. Al bakalım Erol. Ne yalan söyleyeyim. Çok şaşırttınız beni Halil Bey. Bugüne kadar hiçbir kantin işletmecimiz bu konuya böyle bir hassasiyet göstermemişti. Ne demek müdür bey? Biz ailecek çok hassasızdır. Hatta inanır mısınız benim kayınbirader yırtındı illa benim kitapları da ver diye. Öyle mi? Sağ olsun. Sağ olsun. Bu kitapların hepsi yerine ulaşır değil mi? Tabii. Bakanlık bu konuyla bizzat yakından ilgileniyor zaten. Çok güzel. O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım müdür bey. Kolay gelsin. Siz de sağ olun. Kayınbiraderinize teşekkürlerimi iletin. Yani. Bizzat ileteceğim. Bizzat. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Yusuf Usta. Hoş bulduk. Yusuf, boncuğum gel bakayım sen yanıma, bir öpeyim ben seni. Gel, gel. Oy, canım. Canım. Biz kuru pasta alacaktık. Hemen. Bir de ben şu oyunu size emanet edeyim. Unutmadan. Geçen gün konuşmuştuk, hatırlarsınız. Evet. İstediğiniz ayarlamayı yapabildiniz mi bari? Yani eğer her şey istenildiği gibi giderse evet. İçindekilere hiçbir şekilde dokunmuyoruz o zaman. En azından biz oynayana kadar lütfen. O zaman ben bunu Aynur'dan uzak tutayım. Efendim abla? Yok bir şey, sen devam et. Eşofmanı unutmazsınız değil mi bu arada? Merak etmeyin, rolüme çalışırım. Harika, harika. Kenan Bey, siz gerçekten çok iyi bir öğretmensiniz. Teşekkür ederim. Sizin pastalarınız da hiç fena sayılmaz. Ya abicim ne iş? Ayhan Işık gibi kalktın. Ömercik gibi oturdun. Hayırdır? Vay be. Sendeki de ne aşkmış ya. Pat diye açıldın kıza. Pat diye de oturdu ama. Hızlı ve öfkeli. Sinemalarda. Cesur yürek oğlum o. Aşk için her şeyi yaptı. Mel Gibson mübarek. Şöyle gözünü bir kısıp baktı mı benziyor aslında. Gözünü tamamen kapattığında daha birçok benziyor. Yok abi aşk maşk, biz onunla oyun yaptık değil mi? Ne yani? Yaşadıklarımız bir yalan mıydı Ömer'cim?
Ya git başımdan kızım ya. Oğlum, Klo haklı. Arkadaşın olan kıza ilan-ı aşk edilmez. Ya kamyoncum, demek ki böylesine ilan-ı aşk değil, intihar-ı aşk deniyormuş. Gelene bakın, gelene. Yetkin değil mi o? Alo. Ya evladım, nedir senden çektiğim ya? Turgut hocam. Benim ya, kim sandın? Ne oldu hocam, ne yaptım yine? Evladım, daha ne yapacaksın ya? Sınav sorularını çalmışsın. Vallahi benim hiçbir alakam yok hocam. Hem daha okullar yeni açıldı, ne sınavı bu? Evladım, vereceğim seni disipline, kurtulacağım artık ya. Yeter Yetkin ya, yeter ya. Yapmayın hocam, babam çok güzel. Söz veriyorum, kim çalmışsa ben bulup getireceğim size. Tamam lan, tırsma tırsma. Benim Çağlar. Ha Çağlar. Oğlum ne işin var senin Turgut Hoca'nın yanında? Yetkin, senin gibi salağı vitrine koyarlar ha. Evladım baksana telefonun ekranına ya. Çağlar. Ya Çağlar. Yetkin, başka kafe yok muydu? Niye? Nesi var buranın? Şüphek de iyice kanka oldu şunlarla. Kendi bilir. Canjan, seninki yok ortalarda. Gelemez. 15 dakika sonra çok önemli bir randevusu var. Ben kaçtım arkadaşlar. Ulan Canjan, ne adamsın ha? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neyse, şimdi güzelleşti. Geç kaldığın yetmiyormuş gibi bir de ayağına mı çağırıyorsun? Ben çağırmadım ki, o çağırdı. Nereden çıktı bu? Evden getirdim. Nasıl? Beğendin mi? Çiçekler senin olsun. Arabayı ben alıp götüreyim, ne dersin? Vay! Sever misin arabaları? Bayılırım. Ben de. Biz neden burada buluştuk? Hafta sonu Çağlar'ın tek uğramayacağı yer okuldur herhalde. Aslında benim de öyle ama bekleyen sen olunca koşa koşa geldim. Niye koştum ki? Altında araba vardı nasılsa. Atla gezdireyim o zaman. Gezdir. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Öğretmen mi bıraktı seni? Yok, beraber geldik. Merhaba. Sana da. Misafirler de gelmiş. Hadi gelin, gelin içeri. Kapıda kalmayın. Hadi gelin içeri, hadi. Hadi baba, çok acıktım ben. Gel. Tamam oğlum, hadi sen gir, geliyorum ben. Hadi. Hadi
ben hiç gelmeyeyim ya. Al şunu. Ya olur mu? Saçma sapan konuşma. Buraya kadar gelmişim bacak. Hadi gir içeri hadi. Hadi baba gel. Hadi. Hadi. Helal olsun be sana bacanak. Görüyor musun Yusuf'u? Gonca teyzesini görünce hepimizi nasıl unuttu? Göremiyorum işte. Nerede o? Mutfakta. Nerede olacak? Teyzesinin yanında. Yakında aşçı çıkarsa hiç şaşırma. Sürpriz! Haydi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Aynur, nereden çıktın sen? Nasıl izin aldın sen? Rıfat zorladı valla. Zeynep ablamlardayım dersin dedi. Öyle mi? Bak şu haylaza Rıfat. Ah bak bak ne güzel düşünmüş ya. Rıfatcığım gel bakayım gel. Merhaba Kenan enişte. Aslanım kadın zaten şaşkın. İkinci bir sürprize ne gerek vardı? Ya merak etmeyin işte bugün emrivaki günü bir şey olmaz. Hem ortam şenlenir fena mı? Dur ben senin ortamını şenlendireceğim ben dur. Aynurcuğum. Kusura bakma benim bu densizde konuşacaklarım vardı da. Ha, Kenan enişteyle mi? Ben kalkayım sen buraya gel hani enişte. Benim kıvırcığım densiz benim, benim densiz. Ha tamam. Neyse ben gideyim de Gonca'ya bakayım. Siz. Teyze. Efendim. Sen sevinmedin galiba benim buraya geldiğimde. O ne demek öyle? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç gülmüyorsun da o yüzden. Gonca, ne oldu yemekler? Pişti. Hah. Alın siz yemekleri içeriye götürün. Ben burada yiyeceğim. O nasıl söz öyle Gonca? Saçma sapan çocuğun yanında konuşuyorsun. Halil, üsteleme. Ben burada yiyeceğim diyorsam burada yiyeceğim. Yusuf Efe, Gonca teyzen bizimle yemek yemek istemiyormuş. Hadi gel biz gidelim. Teyze, sen bizimle yemeğe gelmeyecek misin? Tokum ben bir tanem. Hadi siz içeride yiyin, hadi. O zaman ben ne yemeyeceğim? İyi. Madem birlikte yiyelim. İşte bugüne kadar gördüğün en iyi kantin işletmecisi kim? Söyle Aynur Doluysun ya. Ya ne bileyim ben Rıfat. Ben de bu okula yeni geldim biliyorsun. Geldiğin yerde kantinci yok muydu? Ya sen genel anlamda soruyorsun. Evet. Vallahi bilmem ki hiç düşünmedim. Sen Kenan enişteye bakma Rıfat. Bence tüm zamanların en iyi kantincisi sensin. Evet. Yemek geldi. Yemekler geldi. Hadi herkes sofraya hadi. Bacanak sen gel böyle otur. Aynur, gel kızım sen böyle otur. Gel güzel kızım. Gel, Rıfat da yanına oturur. Şurada geçersin. Hadi bakayım. Yusuf, sen öyle geç ben de senin yanına geleyim olmaz mı? Heh. Aynur, servisi yap. Maharetlerini göster hadi. Ya dökersem abla? Silersin. Bacanak, bizim Bahar'la nasıl tanışmıştınız? Bir daha anlatsan ya. Halil, sırası mı şimdi? Yemek yiyoruz. Anlatsana baba, hadi ne olur. Ay romantik mi? Bayılırım. Anlatsana Kenan enişte, ne olur. Şimdi sırası mı ya? Annemle babam sinemada tanışmışlar. Ben bin defa anlattığım için her şeyi en ufak ayrıntısına kadar biliyor. Anlat desem anlatır şimdi.
Annem babama ilk görüşte aşık olmuş. Yok daha neler. Rezil ettin beni oğlum. Ben öyle anlatırken espriyle karışık öyle söylediğim için çocuk da öyle aklında kalmış. Üniversitenin sağlık hizmetleri çok iyi. Ben yatıyorum. Sen kapıyı kilitlemeyi unutma. Bu saatte? Bu saatte ne yatması be abla? Hasta falan mısın yoksa? Yok, yorgunum biraz. Abla, doğruyu söyle. Metin hocayla durumunuza üzülüyorsun değil mi? Yorgunum dedim ya Caner. Nereden çıkardın şimdi Metin'i? Sen filmi iyi izle. Yarın anlatırsın bana. Farkında mısın? Eskiden Metin hocanın adını dilinden düşürmezdin. Şimdi ise tam tersi. Ne zaman adını alsam konuyu değiştiriyorsun. Ne değişti be abla? Bir şey değiştiği yok Caner. Ben sadece senin için kaygılanıyorum. Benim için kaygılanacak bir şey yok ki. Kocaman adam oldum ben. Artık kendi hayatın adına kaygılansan daha iyi olur. Hem ben Metin hocanın seni sevdiğini biliyorum. Peki ya seni? Biz sadece anlaşamıyoruz o kadar. Bunda büyütülecek bir şey yok. Hem herkes herkesi sevmek zorunda değil. Öyle değil mi? Haklısın. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. İyi geceler. Sabaha görüşürüz. Ya tam film başladı başlayacak. Bahar tepeme dikiliverdi. İşte beyefendi benim koltuğuma oturmuşsunuz diye. Baktım benim bilete doğru koltuktayım. Onun biletine baktım, onunki de doğru. Film de doğru. Ay aynı bilet kesmişler de mi? Ya pek sayılmaz aslında. Yani Bahar doğru filme gelmiş ama yanlış salona girmiş. Film ne oldu peki? O izledi. Ya sen? Ben ertesi gün ondan dinledim. Ya ben ertesi gün aynı fakültede olduğumuzu fark ettim. Dikildim karşısına. E madem öyle anlat bakalım filmi dedim. Öyle oldu işte. Teyze, babam annen hastalandığı için öldü dedi. Gerçekten annem hastalandı mı? Doğru söylemiş babam. Annen gerçekten çok hastaydı. Size afiyet olsun, ben doydum. Teyzem niye kalktı? Bilmem. Canı sıkıldığı için herhalde. Boş ver, sen takılma. Hadi oğlum sen de ye yemeğini, yavaş yavaş biz de kalkalım. Ay vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Zeynep ablacığım, pastan mükemmel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel olmuş Zeynep abla, eline sağlık. Frambuaz elim muhteşemdi Zeynep abla. Börek süperdi abla, eline sağlık. Hepinize afiyet olsun çocuklar. Siz asıl Cancan'ın böreklerinden yiyeceksiniz. Asıl börek ustası bu. Hadi lan oradan. Böyle mi? Ya. İyi günler. Merhaba Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk çocuklar. Hocam, geç kağıdı almamışsınız. Geç kalmadık da ondan. Saat bir diye konuşmamış mıydık Caner? Hocam biz biraz erken gelip bir şeyler atıştırdık. Öyle diyeyim bana. Ne haber Yusuf? İyiyim. Siz Yusuf'la tanışmış mıydınız? Kendisi basketbol dünyasının bir numaralı hakemi olur. Bir de bu pastanenin pasta ustası. Oğlum ben Schumacher'in üstüne adam tanımam. Herif on numara yarışçıydı bir kere. Tamam işte abicim. Asla da öyle. Hadi lan oradan. Allah Allah. Ya abicim stilleri çok benziyor ya. Hatta neredeyse aynı lan. Ne stili oğlum yani? Ne stili? Hepsi aynı kullanıyor. Ne o? Viraja dışarıdan gir, içeriden al. Bunun stili mi olur? Püf sana be. Olmaz mı abicim? Ne diyorsun sen ya? Öykü, senin gözlerin ne renk? Turuncu. Benimkiler de eskiden yeşilmiş. Sonradan dönmüş. Ne güzel işte. Sen de dönsene. Nereye? Önüne. Yetkin. Oğlum rahat bırak kızı. Patlatacağım kafanı en sonunda ha. Şey, ama gözlerin ne renk diye sormuştum. Ben de cevap vermedim. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin İpek. Nerede kaldın? Otobüsü kaçırdım.
Öykü, nerede kalmıştık? Of, bas! Abi bu ne ya? Ben bu kelimeyi bilmiyorum ki. Pas de. Pas desene oğlum, zaman geçiyor. Pas. Yuh! Bu ne ya? Abi pas deme sakın, son hakkımız bak. Nasıl anlatılır ki bu? Ya anlat işte bir şekilde. Kolaysa sen anlat. Süre bitti. Hiç anlatamadınız. Neydi kelime? Niye böyle şelalesi? En büyük şelale desene abi. Sanki ben bilmiyorum. Şelale yasaklı kelime oğlum. Nasıl söyleyeyim? Evet, bize sıra kim anlatıyor? Ben hocam. O zaman süremizi başlatıyorum. Başlat. Sıkılınca ne yaparız? Ödev. Hocam vakit geçiyor ya. Mısır patlatırız, karşısına geçeriz. Film mi? Evet. En iyi aşk filmi. Kamyonlar da sever. Ulan cezası karışma ya. Senin en sevdiğin film? Titanic mi? Evet. Ana olmaz ki ya. Size hep kolay kelimeler denk geliyor. Allah Allah. Kısmet. Hadi Ayşegül, süre geçiyor. Ya isterseniz başka bir yere gidebiliriz. Niye ya? Ne güzel oturuyoruz işte. Ya şimdi seninkiler gelmesin. Benimkiler kim? Kim olacak canım işte, Caner'le tayfası. Dün burada mıydılar? Çok merak ediyorsanız hanımefendi, cevap veriyorum. Evet, dün buradaydılar. Caner Bey böyle bir süslenmiş, püslenmiş. Ama hemen kalktı. Evet. Artık kiminle buluşacaksa. Sen niye gülüyorsun? Ne gülmesi ya? Sen de iyice abarttın artık ha. Dün Caner senle birlikteydi değil mi? Yok daha neler. Hem ben bütün gün evdeydim, biliyorsun. Yo, bilmiyorum. Ya tamam neyse, boş verin onu. Oyun oynayalım mı, ne dersiniz? Ne oyun ya, çocuk musun sen? Ne alakası var Yetkin? Caner Bey, hani hiç yenilmezdiniz kızlara? Ama abla görmedin mi ya? Bize de hep zor kelimeler denk geldi. Ben anlamam. Yenildiniz işte, hiç mızmızlanma. Abi sen o son kelimeyi nasıl anlatamazsın ya? Sen sanki çok anlattın. Zaten üç kelime bildik, onu da Seyfi ile ben anlattım. Ben bildim ama. Ha, bravo. Evet. Kızların ödülleri benden. Hangi pastayı yemek istersiniz kızlar? Seçin. Kenan Bey, bence bu büyük zaferi pastayla geçiştirmeyelim. Yani çocuklar pastalarını yediler zaten. Yani? Yani. Bunu bir yakınıma almıştım. Küçük geldi, değiştiremedim. Bence kızlara hediye edelim. Olur mu öyle şey Zeynep abla? Yani neden olmasın? Alın hadi. Hangi yakınımız abla? Sen hatırlamazsın Caner. Teşekkür ederiz. Bu bana küçük, bu ünlüye göre. Şey, ben bilmem ki. At çok güzel oldu. E tamam, bu da ünlülerin oldu o zaman. O zaman ben de bu kupayı kızlar adına alıyorum.